Herkese merhaba. Bu videomda timelapse özelliği olmayan bir fotoğraf makinesine bu aletle nasıl timelapse özelliğini kazandıracağımızı göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle 2 adet küçük pille çalışıyor. Pillerimizi taktık. Zaten hemen açılıyor. Giriş yeri bunun şu şekilde. Bu ince girişte makineye, yani fotoğraf makinemize bağlanan kısım. Şimdi timelapse için şuradaki ortadaki ok tuşun ok tuşlarından sağ olana basıyoruz. Şimdi en sona geldik. Bir kere daha basıyoruz. Bu sefer üste geliyor. Delay yazıyor şu üst kısımda. Sol üst kısımda. Delay bir sonraki aşamalarda hazırladığımız, mesela uzun poz zamanın uzunluğu, iki kare arasındaki farklılık falan. Yani çekime başlama süresinin saniye, dakika, saat olarak başlangıç ayarlaması. Şimdi buradan ortadaki tuşa basıyoruz. Ben mesela bastığımda 3 saniye sonra kaydettiğim işlemlerin yapmasını istiyorum. Tamamdır. Şimdi bir kere daha sağa bastık. Long yazıyor. Bu da uzun poz zamanın uzunluğu. Bunu kaç saniye yapalım? 2 saniye olsun. Tabii sizin çekeceğiniz fotoğrafın ayrıntısına göre de değişir. Ben 2 saniye olarak ayarladım. Yukarıda IT interval yazıyor. Interval da bu iki kare arasındaki uzaklık. Yani iki kare arasında kaç saniye oldu. İşte bu timelapse özelliğinin neredeyse hani bel kemiği diyebiliriz. Burayı 3 saniye olarak ayarlıyorum. Bir sonrakinde N1 yazıyor. İşte hani number and shot diye, yani kaç tane kare çekeceğimiz. Benim makinemde en fazla 99 kare çekiliyor. Hani timelapse için yeterli mi değil mi tartışılır, hani kaç dakika olacağına göre. 99 en fazla, ama ben size göstermek için şöyle bir 10 saniyeye ayarlayayım. Repeat de bu gerçekleştirdiğimiz işlemleri, az önceki işlemleri kaç dakika boyunca tekrarlayacağıdır. Aynen. Şimdi bir bakalım. Long, uzun pozumuz, delayımız tamamdır. Şimdi şu sol üstteki kısımdan da, şu tuştan da çıkan bip sesini falan kapatabilirsiniz. Ben kapatmayacağım, böyle kalsın. Şuraya bastığımızdan başlıyor. Evet, şimdi delayımız sayıyor. Pozlamayı yapıyor. Ve 3 saniye sonra çekimini yaptı. Pozlamasını yaptı. Ardından 3 saniye sonrasında çekimini yaptı. Şu tarafta da görüyorsunuz kaç kare, yani çekeceği kaç kere kaldı. 10 kare olarak işaretlemiştik. Şu anda 4 kare kaldı gördüğünüz gibi. Tabii bunu makineye bağladığımızda şu kablosuyla kaç tane çekeceği makine üzerinde. Şu anda ben makineyle çekim yaptığım için gösteremiyorum. Bu şekilde şu anda bitti. 10'a tekrar döndü. Tekrar en baştan geri sarıyor. İşlemimiz bu şekilde. Timelapse özelliği olmayan kameralar için çok faydalı bir... Şimdi konuşuyorum, sonra sesini kapatayım. Timelapse özelliği olmayan kameralar için faydalı bir cihaz. Cihazın linkini aşağıya koyacağım. Normalde kanalımda bu tür videolar çekmiyordum ama ben çok aradım bunun hani kullanımının Türkçe videolarını. Pek bulamadım. Ya bulduysam da benim istediğim gibi anlatmamıştı. Ben de size faydalı olur diye düşünerek bunun tanıtımını yapayım dedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.